Evet değerli arkadaşlar, şimdi 5 yaşında olan 8'e 4 Chanter bahçesindeyiz. Bu 5. yaşında, bu yine aynı söylediğim gibi, bu yaprağı döktüğünde, hasat olduğunda 5 yaşına gelmiş bir Chanter olacak. Şimdi 5 yaşı stratejik bir yaş. Artık siz o bahçeye bakmıyorsunuz, o size bakmaya başlıyor. Tabii 5 yaşında da bazen böyle çok afaki rakamlar falan da söyleniyor ama tahmini olarak biz ortalama değerleri hep birlikte burada sizlere gösterelim dedik. Normalde 5 yaşında ağacına göre değişmeyle birlikte 400 ila 600 taneye kadar meyve verebilir bir ağaç. Yani 5 yaşında biz en az 5 kilo almalıyız ticari olması için. Bu tabi ağaca ve sizin bakımınıza göre 6 kiloyu da bulabilir. Daha geçebilir ama ortalama değerler 5 kilodur. Şimdi bununla 20 kilo, 30 kilo veyahut da daha fazla diyenler de olabilir. Tabi bu sefer çiftçilerimiz de hüsrana uğramamaları gerekir. Fakat 5 yaşında görüyorsunuz oldukça artık dallar çekmemeye başlıyor. Komple dalların hepsi meyveye yapmış. Bak görüyorsunuz. Şu anda hepsinde meyve var. Yani 5. yaşına geldiğinde biz 8'e 4, 7'ye 4 veyahut da 7'ye 5, bunların tamamına çit şekli diyorlar. Çit şekli dikimde biz budamayı bırakıyoruz. Yani daha fazla ağacı büyütmek değil, hızlı erken verime yatırmak istiyoruz. Şimdi burada hiç uç kesmemişik. Bak gördüğünüz gibi şu nokta. Şurada, burada hiç ucunu kesmemişik ve patlamış. Ucunu kesmediğimizden dolayı geriye doğru patlayan çok fazla olmuş. Bakalım kaç tane patlamış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 tane göz geriye doğru patlamış. Tabii biz bunu keseydik yarısı patlardı. Daha az göz patlardı. Bunun üzerinde kaç tane meyve var bu dalda? Bir bakalım isterseniz hep birlikte sayalım. Şöyle mesela şurada var 3 tane. Şurada ucunda 3 tane var. Sonra onun şu dalında bir tane var 4. Şurada var 5. Şurada 2 tane var. Şurada 7. 9. 2 tane burada var, 11, 2 de burada var, 13, 15, 16, 16, şurada var bir tane, 17, 2 de burada var, 19, 2 de burada var, 21, 2 de şu gördüğünüz var, 23, 2 de şu var, 25, 2 de şurada var 27, bir tane de burada var 28, 2 tane de burada var de görüyorsunuz 30, 30, 2 tane burada var 32, 2 de burada var 34, 2 de burada var 36, bu dalda var. Bu dalın geriye doğru başka 2 tane burada var 38, 40. 2 de şurada var 42, 2 tane de burada var 44, 2 de burada var 46, 48, 49, içinde 3 tane de burada var 52, aynı dalda şurada var, dörtlü bu, 56, 58, 60, 62, 63, sade bu dalda arkaya kadar 63 tane var. Böyle kaç tane dal var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arkasına da dolanalım. 6. Görüyorsunuz buralarda hep dolu bakın. Bakın aşağıya kadar dolu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yani bunda biraz 650 civarı var. Yani 650 tane kadar vermiş. Oldukça fazla var. Hatta şöyle yapalım. Bu bir taneyi demeyelim. Kameraman arkadaşımız hemen dibindekine de bakalım. Bakın şöyle. Görüyorsunuz bakın. Artık dallar yerlerde. Bakın şöyle
kameraman arkadaş şunları gösterebilirse, bütün hepsi böyle yani, tek bir tanesi aynı değil. Şöyle sonra çiftçilerimiz veyahut da yatırımcılarımız hani tek bir ağaç sayılıyor gibi akıllarına gelmesin. Şu arka, şunu da çekelim. Bakın hepsi dallar yerlere geliyor. Evet. Hemen şöyle bir sonrakine gidelim. Yani isterseniz bakın şöyle de çıkabiliriz. Şöyle gelin. Sıradan çekimini yapa yapa. De bakın yerde, dalların hepsi yerde. Görüyorsunuz bakın. De bak hepsi yerde. Buraya da gelelim. Bakın şurayı görüyorsunuz bakın yerde. De, şu anda bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, aşağı yukarı 45 tane burada. Şu dalı görüyorsunuz. Şu dal şöyle. Şöyle. Bakın bu daldaki yoğunluğa bakalım. 2, 4, 6, 7, şu arkada var. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2 de burada var. 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 33, efendime söyleyeyim, 35, 37, 37, 2 tane de burada var. 39, 40, 42, 44, 46, arkaya kadar 50, 50 küsür. Yani her dalda aşağı yukarı şu bu yıllık sürgününde 30 civarı, onun arkasında da 20-25 tane var. Bu dalın üzerinde 50-60 tane var. 10 ila 13 dal var. Bunların ortalama verimi 6-7 kiloyu bulan da var ama biz bunu biraz daha böyle aşağı rakamlardan. Çünkü bu da genç yaşta 5 yaşında olduğundan dolayı. Şimdi çiftçilerimiz şöyle bakarsa kalibre çok büyük. Bakın Chandler 5-6 yaşına kadar büyük ceviz yapar arkadaşlar. 7 yaşından sonra eğer siz güzel bir gübreleme sulama yapmazsanız meyveyi küçültürsünüz. Şu anda kalibre bu 15-16 gramlar civarında. Çünkü biz buraya damlama su ve bütün gübreleri tam verdiğimizden dolayı kalibre fazla. Yani bizim burada 500 civarında bir tane ağacımızdan meyve olsa bile 7-8 kiloyu bulduğumuz var ama biz bunu ortalama 6 kilo falan diyelim. Hepsi aynı olmaz. 30 tane bir dekarda olduğundan 3 kere 6 24 aşağı yukarı 200-240 kilo. 6, 12, 18, 200 kiloya yakın. 30 tanesi 6 kilo verirse 3 kere 6, 18 değil mi? 180 kilo civarında kabul edelim. 150 kiloyla 200 kiloya kadar belki çıkabilir ama 5 yaşında biz 150 kilo, 200 kilo alabiliriz. Bu biraz da toprak yapısı, sizin bakmış olduğunuz, vermiş olduğunuz gübrelerle de alakalı. Birazdan 6 yaşındakine bakacağız. Sonra 10 yaşında olanlara geçeceğiz. Yaşlanınca biz neler veriyoruz? Yaşlandığı zaman ne kadar veriyor? Çünkü bundan sonra artık dekarda 5-600 kilo veren bahçeleri göreceğiz. Fakat şunu çiftçilerimiz en azından görmüş oldu. Yani 5 yaşında bir ağaçtan eğer siz 500-600 civarında ceviz alıyorsunuz iyi. Ama 5 yaşında çiftçilerimize mesela diyorlar ki 5 yaşında 20 kilo var, 30 kilo var. Çiftçilerimiz inanmasın. Kaç tane meyve verdiğini söylesin. Yani ağaç yaşlanınca meyvenin gramı 13 grama düşer, 12 grama düşer. Hatta yani daha fazla da düşebilir iyi bakamıyorsanız. Ağacın üzerine biz bakıyoruz 5-600 tane meyve var. Bize diyorlar ki burada 20-30 kilo var. Yani öyle yok. Geçen de bir programda tekrar ben bunu gözlemledim. Arkadaşlar da dile getirdi. Ağaç gösteriyorlar. Ağaca diyorlar ki bu 5 yaşında, o ağaç 7 yaşında. Çünkü insanlar geriye doğru saymayı bilmediği için ağacı. Ne diyorsalar o. Yani ben burada isterseniz bakın şu ağacı da sayabiliriz geriye doğru kaç yaşında olduğunu.
eğer şeyse, şu daha düzgün, bakın gelin. 5 yaşında diyorum ama bakın görelim bakalım 5 yaşında mı değil mi diye bakın. Şimdi ne demiştik? Şu bu yılın sürgünü. Ağaç bayağı bir büyük. Şöyle ağacı boydan bayağı arkadaş çeksin. Bu ağaç 5 yaşında arkadaşlar. Tamam mı? Saysınlar bakın şu 1 yaşında. Şu gördüğümüz yeni sürgün 1. Şu görmüş olduğumuz dal 2. 2 yaşında. Burada 2. Bakın şu görmüş olduğumuz dalı budama yapmıştık bak buradan. Bunun arkası var. Bu 3 yaşında. Şurada görebiliyor mu arkadaşım? Şöyle yaptığımızda bakın şu 3 yaşında. Tekrar ediyorum. Bu yıllık sürgün 1. Bu gördüğümüz 2 buraya kadar. Şu da 3 yaşında. Şu gövde 4. Bu gövde 4 yaşında. Bu da ilk dikildiği yıl. Bakın buradan bellidir. 5 yaşında. Yani 7 yaşında, 8 yaşında ağaç var. 5 yaşında diyorlar. Tabii insanlar geriye sayma bilmediği için inanıyorlar. Tabii böyle bakarak biz 15 yaşına kadar çok rahat sayabiliyoruz arkadaşlar. Siz de sayabilirsiniz. Yani bunu ben size niye diyorum? Çünkü yatırım yapacak olan çiftçilerimize ve iş adamlarımıza afaki rakamlar söylüyorlar. Yani 5 yaşında 25-30 kilo veriyor. 40 kilo diyen de var. Ama yani 500 kilo deyip de hani biz 5-600 tane hatta 700'e de çıkıyor da ortalama 500 tane diyelim. 5 yaşında 500 taneyi çok rahat alabiliriz. Yani vermez diyen de oluyor. Ben işte size hem sayarak hem ağacın yaşını göstererek söylüyorum ki yatırım yapacaklar buna göre yapsın. Yani 5 yaşında 150 kilo civarında 200 kilo civarında ürün aldığımızda yeter. Ama biz bundan 150-200 kilo 5 yaşında alıyorsak sık diktiğimiz için alıyoruz arkadaşlar. Yani biz burada komple 5. yılda budamayı bıraktık. 8'e 4 burası. 30 tane dekara olduğu için burada sayı üstünlüğümüzden dolayı biz buradan ya şimdi 200 kilo aldığımızı kabul edersek eğer 200 kilo ceviz 15 liradan verirsek aşağı yukarı 2000-3000 lira hani 10 liradan verirsek 2000 lira. 15 liradan da satılıyor. Biliyorsunuz piyasayı. Biz 2000 lira, 3000 lira eğer biz 5. yaşında dekar başına alabiliyorsak zaten Türkiye ortalaması için iyi. Yani bırak 3000 lira. Yani burada bizim şimdi 3000 lira alacağız. Çünkü bizim ağaçlarda gördüğünüz gibi o kadar var. Ama bu kadar olmasa bile, bu kadar yapamasak bile yani normalde dekara siz 150 kilo bile alsanız bir dekardan 2000 lira 5 yaşında alıyorsanız çok iyi. Çünkü 6. yaşında bu katlanarak gidecek. Şimdi 6. yaşında olan bahçeyi de göreceğiz. Sonra tam verime yatmış 10. yaşındaki bahçeyi göreceğiz. 10'daki yaşındaki bahçede neler oluyor? Kültürel işlemleri nasıl yapmamız gerekir? Hep birlikte onları tartışacağız. 5 yaşındaki bahçenin durumu da bu. İnşallah sizlere faydalı olmuştur.